Şimdi İsrail Hamas savaşındaki son duruma bakalım artık dördüncü aya girdi savaş bölge hala sıcak. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Orta Doğu turu yaptığından bahsettik. Acaba bu tur sonucunda yeni bir durumla karşı karşıya kalınabilir mi? Yeni bir ateşkes mümkün mü değil mi? Bölgede ne konuşuluyor? Kudüs'e gidelim Mehmet Altunışı karşımızda. Mehmet hemen söz sana bırakayım. Sultan ateşkes mümkün olur mu? Gerçi bugün e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail'de e, temaslarda bulunması, Başbakan Netanyahu ile Mevkideşi ile görüşmesi bekleniyor ama e, bu ateşkesi beraberinde getirir mi? Burada bir soru işareti hala varlığını koruyor. Bilindiği gibi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın iki numaralı ismi Aruri'ye düzenlenen suikastten sonra Hamas ateşkes konusunda sert bir tavır ortaya koymuştu ve ate ateşkes görüşmelerinde tamamıyla e, askıdan kaldırmıştı. Askıya da dahi almamıştı. Askıdan tamamıyla kaldırmıştı. Dolayısıyla bu yeni girişimler bir sonuç verir mi? Buna elbette yapılacak görüşmelerden sonra net bir şekilde söyle, net bir cevap verilebilir. Ama şu an için ateşkes konusu hala muallakta diyebiliriz. Diğer taraftan sen de ifade ettiğin gibi savaşta 3. ay geride kaldı. 4. ayın içerisine girdiyiz, girdik. Bugün 94. gün içerisindeyiz ve hala hazırda İsrail İsrail'in Gazze'ye yönelik aslında sadece Gazze'ye yönelik değil, Filistin topraklarının neredeyse tamamına yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Neden Filistin topraklarının e, tamamına dedim? bilindiği gibi Gazze'de hali hazırda 7 Ekim'den bu yana yoğun bir bombardıman söz konusu. Özellikle kuzeydeki bombardıman artık güneye doğru kaymış durumda ve e, e, Han Yunus e, Refah gibi e, illerde şehirlerde, bölgelerde tam anlamıyla bir katliam hakim maalesef çünkü çokça sayıda o noktalara yapılan bombalama sonrasında hayatını kaybedenler var ama diğer taraftan Filistin toprakları demiştik. Bir de Batı Şeria var ki Batı Şeria'ya artık Artık oradaki baskı tamamen şiddete dönüşmüş durumda ve İsrail e, sık sık oraya operasyonları e, Batı şiraya yaptığı operasyonların yanı sıra artık havadan da zaman zaman silahlı insansız hava araçlarıyla e, saldırılar düzenlediğini ifade etmek mümkün. Dün gece Cenin mülteci kampına düzenlenen saldırıda. 6 kişi hayatını kaybetti ki bu 6 kişiden 4'ünün kardeş olduğunu ifade edelim ve hayatını kaybedenlerin maalesef 6 kişinin tamamı da gençlerden çocuklardan oluşuyordu. Yani bu da şunu gösteriyor aslında İsrail'in her ne kadar ateşkes konusu hala masada dursa da İsrail açısından hala hazırda saldırılar maalesef tüm hızıyla devam ediyor ama rehine suikasti özür dilerim rehine takası az önce de ifade ettiğim gibi Aruri suikastine takılmıştı. Nasıl bir gelişme olur. Bu bugünkü toplantıdan sonra Blinken ile Netanyahu'nun yapacağı görüşmeden sonra belki bir yol haritası ortaya çıkabilir. Diğer taraftan Batı, Şeria, mülteci, Batı Şeria'daki diğer mülteci kamplarına da çokça sayıda saldırı oldu ve tutuklamalar var ki baktığımızda 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da tutuklananların sayısı 4800'ü geçmiş durumda ki bunlardan 300'ün üzerinde olanları da çocuklardan oluşuyor maalesef. Yine az önce de ifade ettiğim gibi gibi. Gazze şeridinde yoğun bir bombardıman söz konusu. Özellikle El Mu'rahkan, Hüseirat ve El Burej e, mülteci kampları yoğun bombardıman altında olan noktalardan bazıları yine e, Cuhur el-Dük e, ki ve güneye doğru açılan kapı olarak görülen Deir el-Balah da yoğun saldırılar altında olan bölgelerden bazıları ama şöyle notlarıma baktığımda ee, yine e, Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu e, Gazze şeridinden tabii bu ciddi bir iddia 90 milyon şekerin e, 90 milyon şeker değerinde para ve altını aldığı el koyduğu ifade ediliyor yine 69 bin konutun tamamen, 290 bin konutun ise kısmen yıkıldığı ifade ediliyor gazze şeridi içerisinde. Diğer taraftan bilindiği gibi Lübnan'daki o suikastten sonra Hizbullah zaman zaman İsrail'e saldırılar düzenliyor ki Güney Lübnan'da Yukarı Celil'deki e, İsrail mevzilerine 32 füze e, fırlatıldı. Keza aynı şekilde İsrail'de Lübnan'ın güneyine özellikle Beka Vadisi'nde e, Hizbullah e, birliklerinin olduğu bölgelere yoğun şekilde e, hava harekatı düzenledi. Aynı zamanda e, kara e, karadan topçu birlikleriyle karşılık e, verdi. Az önce de ifade etmiştim. Batı Şeria'nın e, Batı Şeria'daki Jenin e, mülteci kampında insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti ve dördü kardeş altı kişi hayatını kaybetti o bölgede. Han bakacak olursak ki Han Hanyunus, Yunus'ta mülteci kamplarında e, yoğun bir bombardıman söz konusu. Bir eve e, düzenlenen saldırı sonrasında 15 kişiden fazla daha doğrusu 15'ten fazla kişi hayatını kaybetti ve bunların maalesef tamamı çocuklardan oluşuyor. Yine gece yarısı Hanyonuz yoğun şekilde bombalan bombalanan noktalardan bir tanesiydi. Edindiğimiz bilgi 12'si çocuk, 50 kişinin hayatını kaybettiği yönünde maalesef yine Cibaliye. Cibaliye eee Gazze'nin kuzeyinde yer alan bir mülteci kampı oraya yapılan saldırıda ise 80 kişi 80 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Diğer taraftan gazetecilerin e, maalesef hayatını kaybetmeye devam ettiği bir Gazze e, duruyor önümüzde. E, dün yapılan e, gazetecileri taşıyan araca insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda iki gazeteci daha şehit e, oldu ve toplamda hayatını kaybedenlerin kaybeden gazetecilerin sayısı e, iki meslektaşımızın da hayatını kaybetmesiyle 110'a yükselmiş durumda. Gazete Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya e, bir göz atacak olursak e, 24 son 24 saat içerisinde 12 katliam gerçekleştirildi, 186 kişi hayatını kaybetti ve 350 kişi ise yaralandığı ifade edildi. Yani baktığımızda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana savaşta artık 3. ayı bitirdik. 4. ayın içerisinde girdik ve 94. gün içerisindeyiz. Yani yoğun şekilde başlattığı saldırılar hali hazırda devam ediyor Sultan. Evet, bölgeden son durumu Mehmet Altun Işık Serdar Altıntepe aracılığıyla aktardı bize. Şimdi...